Gecikmeyin ha. Anne. Ha. Bak sakın Fuat'a ablamla çıktığımızı söyleme, tamam mı? Aa, ben yalan söyleyemem. Ararsa gelirse Sunay'la çıktılar derim. Hem ne var bunda? Herkese doğrucu davul kesildi başıma ha. Eşek sıpası, kes sesini. Hoş. Sen boşuna iş arıyorsun Sunam ama. Bence de sen boşuna umutlanıyorsun. Yavrum ben senin iyiliğin için uğraşıyorum. Uğraşma anne. Babam okumama izin veriyor. Beni de istemediğim birine vermez. Yavrum gene okursun, okursun gene ha. Bak hem Semih çocuk yanmış tutuşmuş sana. Ne desen kabul eder. Üstelik de daha rahat okursun yavrum. Varlıklı çocuk maşallah. Bunları bir de ben anlatacağım artık babana. Anne ben o Temih'le yerle gök bir araya gelse evlenmem. He yavrum he. Sen böyle kendi kendine eğlen. Aha bak. Banu ne kadar mutlu artık. Gördün mü? Nişanlısını da seviyor. Ha, ben de Banu gibi nişanlımı sonradan seveceğim ha. Ha. Ne var, niye alay ediyorsun öyle? Banu'm, seviyorsun kızım değil mi nişanlını? Evet anneciğim, çok seviyorum. Sen bakma ablama. Hadi Suna çıkalım. Anne, biz çıkıyoruz. Hadi güle güle yavrum, güle güle. Gecikmeyin ha, delirtmeyin beni. Ne haber koç? İyi. Şu arkadaş seni tanıyor olabilir mi? Kim? Şu. Şu mu? Evet. Ozan'ı arıyorum dedi ama. Ha. Dur bakalım gidip konuşayım. Ne istiyormuş? İyi bakalım. Aman bana ne ya? Artık benim Banu ile bir alakam kalmadı ki. Şu halimize bak. Neredeyse gidip takıntısıyla kanka olacağız. Manyak bir neyim ben de ya. Bu çocuk bir şeyler biliyor ama. Dur bakalım. Bulacağım ben bunu. Abla, bizim buradan Konutkent'e otobüs var mı acaba? Yok, Kızılay'a ineceksin. Gerçi orası da çok kalabalık olur. Sen en iyisi sizin okulun önünden bin. Nasıl olsa 2 vesait yapacaksın. Doğru söylüyorsun, haklısın. 3 saat sonra bizim durakta buluşalım. İyi de sen o kadar saat ne yapacaksın? Açık lise kayıtları başlıyor. Görüşmeden sonra kalan belgeleri toplayacağım. Annemin haberi var mı bundan? Aman. Sanki sen söyledin anneme nereye gideceğini. Aman iyi tamam. Sustuk. Yalnız bak senin bu yeni modelini hiç beğenmedim. Haberin olsun. Ya sustum diyorsun hala konuşuyorsun. Aman iyi tamam tamam. Bebeşim ne olursun ver artık şu kaseti ya. Deniz'in izlememesi gerekiyor diyorum. Hiç mi düşünmüyorsun sen arkadaşını? Onu düşündüğüm için vermiyorum ya zaten. Of Özgür ya. İyice kafamı karıştırdın. Ya senin yüzünden Deniz'e bir sürü yalan söyledim. Bak sen doğru olanı yaptın. Hepsi onun iyiliği için. İnan bana. Tamam. Peki. O zaman sen bana kasetin içinde ne olduğunu söyle. Ben de sana kaseti vereyim. Ya Meyve söyleyemem diyorum. Neden anlamıyorsun sen beni ya? Ha doğru. Sır tutamayan bendim. Ama sen benim gibi değilsin. Biri sana sırrını verse ağzını bıçak açmaz. Evet başlama yine ne olur. Başlarım. Hem hani sevgililer birbirinden bir şey saklamazdı? Neden anlatmıyorsun bana? Çünkü dostlar da birbirinin sırrını tutar, tamam mı? O yüzden anlatmıyorum. Anlamıyorum Özgür. Hiç kusura bakma. Kaseti almak istiyorsan içinde ne olduğunu söylersin. Ya da zaten ben kendim izler öğrenirim. Ben geldim. Hoş geldin Bahri'cim. Hoş bulduk. Kimse yok mu? Yok, Efe ile ben varız. Allah Allah, İkbal nerede? Evde olacaktı. Mustafa Bey ile görüşmeye gitti. Ha, iyi. Bahri'cim, sana bir şey söylemek istiyorum ben. Hani İkbal Hanım Deniz hakkında soru sormuştu ya, ben de sana anlatmıştım. Çok huzursuzum. O gün bankaya diye çıkmıştım, sana gelmiştim. İkbal Hanım'a yakalanınca... Endişelenmeye gerek yok, bir şey olmaz. Bahri, Deniz de kötü bu aralar. Benim de aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Gelmesin, gelmesin. İkbal biraz soruşturur, sonra vazgeçer. Sen öyle diyorsan... Bahri, ben bir şey daha sormak istiyorum sana. Sor bakalım. Meryem nasıl? İyi mi? Tedavi süreci devam ediyor. Ama sonuçlar beklediğimizden daha iyi. Bir gün seni görüştüreyim istiyorsan.
Ya nasıl görüştüreceksin? Onu bilgisayar üzerinden yapıyoruz canım. Ben bağlantıyı kurarım. Görüşürsün Meryem. İyi, çok iyi olur. Bir kahve yap bakalım sen. Tamam, yapayım. Meveş, beni yalartmak hoşuna mı gidiyor? Neden vermiyorsun ki kaseti? Sanki kendim için istiyorum. Ya veremem. Ben senin için Deniz'e yalan söylüyorum. Sen bana hiçbir şey anlatmıyorsun. Bak, Deniz'e benim iyiliğim için değil, onun iyiliği için yalan söyledin. Ya tam olarak ben sana bunu nasıl anlatayım ki? Of, ya hiçbir şey anlamıyorum Özgür. Her şey birbirine girdi. Şimdi Mert Gözde'yi isteyerek öpmedi diyorsun. O zaman kasette Deniz'in görmemesi gereken başka şeyler var. Öyle mi? Aynen öyle. Bak, Deniz bu kaseti kesinlikle izlememeli. Ya ben sana nasıl söyleyeyim ki? Ha, mesela bu kaseti izlemesi boz sincapların soyunun tükenmesi kadar tehlikeli ve kötü olabilir. Ya sahi mi? O kadar kötü yani. Yani düşün artık. Ama kasetin içinde ne olduğunu söyleyemezsin. Bak Meyveşçim, canım, hayatım. Tabii ki de söyleyemem. Sen ne olur ver şu kaseti. Hem boz sincaplar ölse sen üzülmez misin? Ya üzülürüm tabii. E tamam, bu da öyle bir şey işte. Hadi ne olur ver şu kaseti. Of, iyi peki. Ama bak, boz sincapları hatırına veriyorum. İşte benim sevgilim ya. Anlaşıldı, anlaşıldı. Yazık. Gelin seni de düşürmüş anı. Aslında temiz, saf bir çocuğa benziyorsun ama dikkat et bence kendine. Pelin'e bu kadar güvenirsen başını öreceği çoraplardan kurtulamazsın, söylemiş olayım. Ne demek istiyorsun sen? Şunu demek istiyorum aslan. Kadın milleti bu. Fazla güvenmeyeceksin. Saf gibi görünüp arkandan ne oyunlar çevirirler. Ruhun duymaz. Tamam mı? Ben ne yaptığımı biliyorum Melih. İyi, sen bilirsin. Benden söylemesi, sonra uyarmadı deme de. Yok yok. Pelin yapmaz öyle şey. O atmamıştır o mesajı. Hem bana söz verdi. Yok, yapmaz. Evet canım, doğru duydun. Annenin yerini öğrendim. Melih artık tamamen elinde. Orası da meslek sırrı. Nihayet Melih'ten intikamımı istediğim gibi alabileceğim. Demek Melih her yerde beni arıyor. Madem bu kadar merak edecekti, niye kovdu beni evimden? Niye istemedi beni? Of, aklım almıyor. Yok, burada kalamam. En iyisi buradan da gitmek. Ne oluyor? Salak, kendine gel. Her gördüğün kızı Hande mi zannedeceksin? Kanka ne oldu? Apar topar çağırdın beni. Geç geç. Ozan, bak. Bu gidişe bir dur demek gerekiyor artık. Melih ne oluyor? Korkutma beni. Sen günlerdir başımın etini yemiyor musun? Ha? Sana kız çağıralım diye. Evet, yiyorum. Tamam, çağır o kızları, gelsinler. Ya kız çağırmak kolay da Hande ne olacak? Hande meselesi kapandı artık Ozan. O mesele benim için bitti. Hande saplantımdan kurtulmaya karar verdim. Hadi. Suna bana okumak istiyorum dedi. Okumak isteyen okur. Bak Banu'ya nasıl okuyor. Bilmem. Okuyor mu? Allah Allah Kazım. Ne demek o? Ne bileyim ben. Ya bu kız tıp fakültesinde okumuyor mu? Bir zamanlar kütüphaneden geri alamazdık. Şimdi zar zor gidiyor okula. Bana kalırsa doktorluktan falan vazgeçti bu. Bu sıralar biraz gevşek ama. Hatta ben önce ya hata mı ediyorum, sözlemese miydim falan diye düşündüm ama onun da okumaya gönlü yoktu ki. Nelerini yakaladım. Ay Kazım, dedim ya kuruntu yapma böyle ama. En fazla sene kaybeder ama yine de okur benim kızım. Ya Suna? Asıl o daha hevesli. Heveslisi nişanlansın, yine de okur işte. Neyse neyse. Ben çıkıyorum, geç kaldım. İçmeyecek misin çayını? Sonra içeriz.
İyi peki. Hadi işin rast gelsin, selametle. Hande, hayrola? Gidiyor musun? Çok özür dilerim ama gitmek zorundayım. Kendine iyi bak, hoşça kal. Hande, nereye gidiyorsun? Burada kalmam doğru değil Mert. Senin de huzurun kaçacak. O yüzden gidiyorum. Annem bir şey mi söyledi yoksa? Yok. Of anne ya. Of! Mert, inan bana önemli değil. Buradan gitmem en doğrusu olacak. Hande, nereye gideceksin peki? Ben bulurum bir yer. Sen merak etme. Olmaz. Hayatta bırakmam seni. Hiçbir yere gitmiyorsun Hande. Mert bak, ailenle yaşıyorsun. Onları rahatsız etmek istemiyorum. Hem bugün Pelin burada olduğumu öğrendi. Yani birilerine söyler diye çok korkuyorum. Benim bir şekilde saklanmam lazım. Pelin'le ben konuşurum. Hiç kimseye söylemez. Hem bak, beni rahatsız ettiğin falan filan da yok. İtiraz istemem. Hiçbir yere gitmiyorsun. Hande, bak. Hiç mi hatırlıyorum? Lütfen. Burada kal. Peki tamam. Kalayım biraz daha. Aa, İkbal hoş geldin. Odamı koyayım mı? Hayır, istemiyorum. İyi misin sen? Ay değilim Bahri. Mustafa ile görüşmeye gittim. Ne diyor? Ne desin? Ben sadece yardım etmeye çalışıyorum diyor. Ben bilirim o yardımları. Ay Bahri, ben bu meseleden çok bunaldım. Yani bir arpa boyu yol gidemiyormuşuz gibime geliyor. Yok, aslında senin bu yaptıkların çok kıymetli. Umarım bir işe yarar. Yarayacak, yarayacak. Ben yaraması için elimden gelen her türlü yardım yapacağım. Nasıl? Ben bir karar aldım İkbal. Dinliyorum. Biliyorsun Celal benim kardeşim gibidir. Yani şimdi o yokluk içindeyken ben böyle varlık içinde yaşayamam. Onun için de Celal'in borçlarını ödemeye karar verdim. Olacak şey mi bu Bahri? Daha önce de konuştuk bunu. Celal'in Mustafa'ya gebe kalmasını istemiyorum. Belki Celal buna karşı çıkacaktır ama ben Celal'in Mustafa'ya olan borcunu evi ipotek ettirerek ödemek istiyorum. Ne? Kazım Bey, evde mi Sabiha Hanım? Yok, çağırdılar, biraz önce çıktı. Heh, iyi iyi. Haberler kötü dönüyorum. Hayırdır, ne oldu? Bu Semih'in babaannesi hastaydı ya. Ay öyle mi? Haberim yoktu, geçmiş olsun oğlum. Tetekdüler ederim Tabiha teyde. Ya işte çok ağırlaşmış. Semih'in anası gilde hadi apar topar toparlanıp köye gitmişler. Vah vah vah, çok üzüldüm. Allah şifa versin oğlum. Hayat böyle itti. Bir iyi bir de kötü haber aldık. Ya Semih'in anası gilde bu işe bir sevindiler. Bir sevindiler de. Anam Suna'dan daha iyi bir kız mı bulacağız dedilerdi. Razılar yani. Tabii. Ama annemler ne zaman dönecek bilemiyorum. Ben Tuna'dan daha fazla ayrı kalmak istemiyorum. Ne olacak şimdi? Şükran Hanımcığım, vallahi yani Kazım da he demişken bir an önce bitirseydik şu işte, ben de rahatlasaydım ama. Ay Sabiha Hanım, acaba diyorum biz mi gelip de istesek? Evet, Tide benim artık annem babam Taylırtını Tükran teyde. Tuna Hanım'ı Tidit deyin bana. Ben çok tıkıldım. Ne dersin Sabiha? Bilemedim ki. Deniz. Meveş, sen gitmedin mi? Ne işin var burada? Gidemedim. Çünkü sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Nedir? Ben bugün sana yalan söyledim.
Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? O kadar borcu ödemek sana mı kaldı? Bak, ben Celal'in bu hayattaki tek dostuyum. Dostlar böyle günler içindir, değil mi? Tamam da dostluk da bir yere kadar. Tamam, Celal'i ben de severim, haklısın. Ama bu olmaz. Bu ev senin tüm birikimin. Ben kararımı verdim İkbal. Celal'in borçlarını ödeyeceğim. Eğer ben ona yardım etmezsem, o borçtan hayatta kurtulamaz. Daha önemlisi, ailesini bir arada tutamaz. Borcu hallederiz. Konuşurum ben Mustafa ile. Erteliği verir. Gerekiyorsa sildirir. Benim derdim sadece borç ödemek değil. Celal'in Mustafa'ya gebe kalmasını da engellemek. Mustafa ne senin ne de Celal'in düşmanı Bahri. Ben Mustafa'nın iyi niyetine zerre kadar inanmıyorum. İnanıp inanmamak sana kalmış. Ama Mustafa bir şey yapıyorsa bir bildiği vardır mutlaka. Sen bu işe karışma. İpotek meselesini de unut. Dondum ya. Allah'ım ne olur yardım et bana. Bugün bu işi bitireyim artık. İyi de ya da yoksa? Yok ya. Bak hissediyorum. Bugün halledeceğim bu işi. Şurada da bir kafe olacaktı. Bir de oraya bakayım. Banu? Fuat? Ben seni eve bırakayım. Sen yine dışarı çık. Okuldan aradılar da acilen çıkmam gerekiyordu. Banucuğum, söyleseydin ben gelir alırdım seni. Otobüs duraklarında sürünmek hoşuna gidiyor galiba. He? Hande? Karnın acıktı mı? Sana bir şeyler hazırlamamı ister misin? Yok Mert, sağ ol canım. Hiçbir şey istemiyor. Hem senin derdin sana yeter, bir de bana yemek mi hazırlayacaksın? Olur mu öyle şey ya? Bak, burası senin kendi evinmiş gibi rahat edebilirsin. Benden ne istersen çekinmeden söyle, tamam mı? Bir daha da öyle apar topar gitmek yok. Çok kızarım. Mert? Dur, sakin ol. Mert ya, buldular seyrimi. Bak kim o demeden sakın açma, tamam mı? Tamam, sen merak etme, ben yanındayım senin. Selam. Hoş geldin Özgürcan, ne haber? İyidir abi, sana çok güzel haberlerim var. Tanıştırayım. Hande, Özgürcan. Özgürcan, Hande. Memnun oldum. Ben de. Özgürcan, anlat bakalım. Neymiş önemli mesele? Bize biraz izin verebilir misin acaba? Dersle ilgili konuşmamız gereken bir problem var da. Tabii, ben içerideyim. Memnun oldum. Ben de. Evet Özgürcan, dinliyorum seni. Oğlum, kaseti aldım. İşte burada. İşte böyle Deniz. Ya anlayacağın Mert'le Özgür kasetin peşine düştü. Ya bu kaset düşündüğümüzden de önemliymiş. Sen şimdi kaseti Özgür'e mi verdin? Ya çok mu kızdın bana? Mehmet, ben sana inanamıyorum yani. Bunu nasıl yaptın? O kasetin benim için ne kadar önemli olduğunu bilmiyor musun? Biliyorum. İşte bu yüzden vermedim zaten kaseti. Nasıl yani? Özgür'e başka bir kaset verdim. Orijinali burada.